Elbette karma eğitim insan fıtratına ters olan bir eğitim sistemidir. Bizler tabii bunu çok acı bir şekilde yaşadık. Ne gibi zararları var? İnsanlar kendi hemcinsleriyle rahat hareket edebilmek için ayrı ayrı yerlerde ders gördüğü zaman daha rahat konularını açabiliyor, istifade edebiliyor. Fakat beraber oldukları zaman çoğu zaman sormak durumunda olduğu bir meseleyi sormamak gibi bir duruma da düşebiliyorlar. Onun için Sayın Milli Eğitim Müdürümüzü bu konuda tebrik ediyoruz. Türkiye'de karma eğitimi savunanlar da karma eğitiminin faydasına inandıkları için değil, Türkiye'nin gidişatını bozmak için zaten her vesileyle seslerini yüksek çıkartarak bazı yanlışları zorla dayatmaya gayret ediyorlar. Artık bunun modası geçmiştir. Böyle bir yolu denemelerine gerek yok. Milli Eğitim Bakanımıza yardımcı olunması gerektiği kanaatindeyim. Cenab-ı Hak yardımcısı olsun ve inşallah bu karma eğitimin zararlarından da milletimiz kurtulmuş olacak. Oku emri İslam'ın, yani Kur'an-ı Kerim'e inen ilk ayet-i kerimedir. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz biz. Hatta Hazreti Ali bile bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demiştir. Buradan yola çıkarak şunu öğreniyoruz ki ilim hakikaten Müslümanlar için en önemli etkenlerdendir. Dolayısıyla şu an Müslümanların yeterince ilimden yararlanmadığı kanısındayım. İlim Müslümanların yitik malıdır. Bir an önce bu yitik malına yeniden ulaşmalarını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Karma eğitim denilince ülkemizde biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana karma eğitim verilmektedir. Karma eğitim hakikaten şöyle bir göz attığımızda, ferasetli düşündüğümüzde toplumumuzu yozlaştıran bir eğitim modelidir. Karma eğitimi Avrupa'daki ülkelere bile göz attığımızda görüyoruz ki birçok ülkede zaman zaman bazı okullarda karma eğitime son vermektedirler. Dolayısıyla karma eğitimin ne toplumumuza, ne de inancımıza, ne de eğitimimize bir hayrı yoktur diye düşünüyorum. Hükümetimizden temennimiz bir an önce karma eğitime son verilmesi, erkekli kızlı eğitimin toplumumuza model olacağı kanısında değilim. Ayrışarak erkekli kızlı ayrı ayrı eğitim almalarını temenni ediyorum. Ben okulda olabilirim, annesinin kalması olduğunu düşündüğüm kadar. Biraz açıklamış. Mesela neden? Neden? Çünkü erkek olsun, kız olsun, derse odaklanma olsun. Birçok yönden kötü. Sizin bu yönden karma değil de yani ayrı olsa da iyi olur.